Hocam milli takım arası. Takım hazırlanıyor. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Ardından bir kupa maçı var. Takımın durumu hakkında bir bilgi almak istedim size. Bülent'ciğim şimdi tabii özellikle son İstanbul-Başakşehir maçının son 10 dakikasına kadar yakaladığımız bir forum var. Oradan başlayalım. Hiç ummadığımız bir mağlubiyet oldu. Çok üzüldüğüm özellikle şahsım adına. Tabii herkes, takımdaki herkes üzülmüştür de. Üzüldüğüm bir haftaydı. Çok iyi götürdüğümüz bir maçı. Son 10 dakikada, hatta 6 dakikada 3 tane gol yiyerek. Yani bize yakışmadı aslında. Hem takım hem de bana diyeyim özellikle yakışmadı. Onu bir üzüntülü bitirdik o maçı. Sonra bir 2-3 günlük bir dinlenmeden sonra milli takıma giden oyuncularımız var. Onlar halde çalışmalara başladık. İyi geçti. Dün Hacettepe ile bir hazırlık maçı oynadık. O da çok güzeldi. Gayet ciddi bir maç oynadık. Takımın yani hem çalışmasından hem birlikteliğinden hem arkadaştan çok memnunum. Öncelikle onu belirteyim. Yani taraftarımıza onu söyleyeyim. Çok rahatla söyleyebilirim. Bunlar da ön planda olunca bu karakterli oyuncular başarı daha iyi ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ki öyle oluyor. Hemen hemen de son 5 maçta aldığımız puanlar ortada. Galibiyetler ortada. Çok kritik galibiyetleri, puanlar aldık. Şimdi belki aradaki puan farkı en alttaki takımla 12 ama üstlükümüzde de 8. Yani oraya bakmak daha hedefli olur diye düşünüyorum. Öyle bir atmosferde Kasımpaşa maçına hazırlanıyoruz. Tabii bu arada Ahmet'in üzülerek söylüyorum. Yani milli takımdan sakat dönmesi yaklaşık 2-3 hafta olmayacak. Artı Sedat'ın cezalı oluşu. Kadro yapısında biraz değişik olacak tabii. Yani herkesin bildiği gibi işte Tosic'in yerini oynaması. Ferhat gibi bir genç bir oyuncumuz var. İnşallah. Ben belki de bir hayır diye bakıyorum. İnşallah iyi olur diye bakıyorum buna. Olacağını da umut ediyorum. Çünkü istekli, coşkulu bir takım var. Bunu onunla kapatacağımızı düşünüyorum. Onun ötesinde El-Kabir'in biraz kasında problem vardı. O bir iki gün dinlemeden sonra yarın itibaren idmanlara başlayacak. Ondan sonra inşallah amacımız, hedefimiz bu maçı iyi geçmek. 3 puanla geçmek. Kazanmak için oynayacağız. Ondan sonra tabii bildiğiniz gibi final oynayacağız. Evet. Bursa finali. Ben herkes kupayı, bütün taraftarımız, en centilmen fair play taraftarımız ve bizler bu kupayı istiyoruz. Bunu ben beraber oynayalım diyorum. Dolu tribünler oynayalım. Güzel bir saatte. Saat 6.30'da maç. Evet. Yani şey günü. Taraftar da organizasyonunu yaptı, yaptı zaten. Yaptı. Süper. İhtimalle. Yakışan da o zaten. Biz de beraber inşallah bu coşkuyla yarı finale kalmak istiyoruz. Artık ligde de belli bir konumdayız. Bu konumu hem devam ettirip hem de iyi bir rotasyonla, genç oyuncuların oynamasıyla da hem kupayı hem de ligi götürmek istiyoruz. Bunun hedefimiz bu. Genç oyuncular demişken, bu benim de en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. İlk başlangıçta çok fazla kızacağımız bir nokta yok. Kadro yapısı, sakatlıklar falan müsait değildi. Evet. Kadroda değişiklik yapmanız ama şimdi ister istemez yerde bir, ligde bir garantileme var. Ve genç oyuncuların bir beklentisi var. Yani gelecek sene birçok oyuncu takımdan ayrılacak gibi. Göreceğimiz oyuncuların da büyük kısmı altyapıdan gelen oyuncular olacak. Bu seneden izlemeye ne zaman başlayacağız hocam? Bence yani radikal bir değişiklik var mı? Bekleyelim önümüzde. Ya şu anda bence bir 35'i 38'i bulmamız gerekiyor aslında. Yani aslında plan olarak da o kadar rahat değiliz mi? Yani şöyle söyleyeyim. Rahatlama olayıyla değil de şu an iyi bir konuma geldik. Yani iyi bir avantaj yakaladık. Bizim dediğimiz rotasyonu zaten ben Bursa maçında kimse beklemiyordu. Yaptım zaten. Evet. Yani. İşte biraz daha radikal bekleniyor. Ben de öylesin. Aslında yani radikal değil. Bu çocuklar oynamayı da hak ediyorlar yani, oynasınlar. Ama iyi giden de bir kadro var. Yani bugün oturttuğumuz. Bence her anda oynayabilirler yani. Bunun hiçbir şeyi de yok. Bu yani şöyle söyleyeyim Bülent'ciğim. Bir iki maçta şöyle iyi bir gidersek yani 40'ı bir bulalım hep beraber, ama ayrım yapmadan yani onlar da oynasa belki biz 40'ı yapacağız. Ben de aynı fikirdeyim. Yani hem taraftarımızla hem işte spor adamlarıyla en azından bu oyuncuların da önümüzdeki yıl düşünülen oyuncuların da oynaması taraftarıyım. Yani oynasınlar, ön plana çıksınlar, ama bir bu rotasyonu iyi yapmamız lazım. Nasıl Bursa'da yaptıysak onları da kaybetmeme adına İyi bir rotasyon yapmamız gerekiyor. Ki bu hafta zaten yapmak zorundasınız. Cumartesi, Kasımpaşa, Çarşamba, Bursa, evet. Cumartesi, Karabük. Aynen. Yani zor bir seri var. Bence en az 4-5 oyuncu rotasyon yapıp, ki öyle de düşünüyoruz. Şu andaki fikrimizde
ekibim ve benim de bu zaten yani. Bu rotasyonda kale var mı hocam örneğin? Yani Ramazan'ın son maçtaki hatalı gollerinden dolayı bir ağır bir eleştiri var. Size ben direkt bir oyun boyutunda sormayı çok sevmiyorum ama şimdi böyle de bir durum olunca sormaya da olmuyor. Ya olabilir de olmayabilir de. Yani ben o kadar da çok fazla kadroda oynayan birisi değilim yani. Yani kötü ama Ramazan belki özellikle Erciyes maçıyla belki maçtı ama yani sonucunda Erciyes maçında Balıkesir maçında dakika 1'de çıkardığı çizgiden bir top var. Yani bunlar aslında ortaya dökme değil de yani kötü kaleci boyutunda falan söylemiyorum. Kötü bir zaman geçirdiği zaman bazen değişiklikler falan biliyorsun Garzamaskas da burada yediği ayak ardından kaçırdı yedi yani. Evet. Ramazan öyleyse demek ki asacağız. Yok asma değil hocam. Yani kötü bir dönemde denk gelebiliyor. Ramazan'ın da bir de şanssızlığı çok güzel goller yedi. Yani o da iyi vurdu. Yani. Belki üçüncü gol değildi. Yani şeyle birinci gol çarptı girdi. Zaten ikinci gol şeye gitti. Ama ben geldiğimden beri şöyle ortalamaya vurursanız iyi oynadı. Maç çok yani. Bize oynadı. İyi maçlar oynadı yani bize. Oynadı. Ya o kadar çok fena değil ama Ferhat da iyi gidiyor. Yani mesela Bursa maçında oynattım. Süper oynadı. Belki rotasyon ileriki haftalarda onda da olabilir. Kupada Stanko'yu görebilecek miyiz? Ya eli iyileşti. Kimi o anda kendisine kaldı psikolojikman. İdman yapabilir dediler. Özel bir bileklik yapıyoruz. Tabii o da geldikten sonra da çok daha güçlü bir forvet attığımız olacak yani. Evet yani bir de kurgu da değişecek ister istemez. Kesilemesi zor bir ilke bir kabir var şu anda. Kabir oynar ondan sonra oynar. Yani o gün o duruma göre hangisi uygun görüyorsak bence o çıkıp görevini şimdiye kadar yaptı. Onlar da yapacaktır ama tabii yani tam olarak atlatması biraz zaman alabilir yani bir iki haftayı daha alabilir. Çünkü psikolojikman düşerim. Elime bir şey anlamıyla. Ama bireysel çalışıyor, ayağında bir şey yok. Kuvvetli. Zaten benden daha iyi biliyorsun. Çok iyi bir profesyonel. Her an dönebilir yani o da. İyi bir kadromuz var ya. Genç bir jenerasyonumuz var. Bu genç jenerasyonun üstüne de eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Bir başka profesyonel İlep. Siz Konya'da çok mutlu değildiniz. Biraz kötü bir dönem geçirdi ama Gençler Birliği'nde... Benle değildi de kulüple mutlu değildi o. Burada mutlu çok mutlu. Ankara sosyal yaşantısı iyi. İnanılmaz derece bize destek veriyor. Zaten Alexander İlep geldiğim zaman da söyledim. Oynadığı zaman en az ligde 5 maç alır tek başına. Bundan sonra bugün telefon açıyor. Ne zaman geleyim işte diyor. Yarın o da burada. Ve burayı çok sevdi, benimsedi. Takım benimsedi onu. Zaten usta. Bir de çok sevinci bir olay var. Gitti orada sakatlanmadan oynadı 90 dakika. Evet, bir de asist yapmış. O zaten asist yapmayı seviyor. Gol atmayı değil. Petrović de ilk 11'de çok yer almış. Petrović de. Ya şöyle iyi bir gidişatımız var. Bunu çok fazla bir sekteye uğratmadan bence yenilmeden bu ligi bitirmek amacım benim. Yani iyi puan toplayarak. Kupada da zaten şu saatte itibaren kimse bize dur diyemez. Asılacağız. Kupada da gideceğiz. Taraftarımızın isteği de bu. Bizim de isteğimiz bu. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Bu yakaladığımız sinerjiyi, bu yakaladığımız güzel havayı, birlikteliği güzel rotasyondan yaparak insanların beklentilerine cevap vererek devam ettirmek. Tek istediğim bu. Yani lig bitti konumunda değilim. Ben kesinlikle değilim. Devam edeceğiz. Alabildiğimiz kadar alalım ya. Mutlaka. İlk 6'ya girelim. 7'ye girelim. Yani öyle bitirelim. Yani çünkü kulüp olarak da takım olarak da bunu istiyoruz da hak ediyoruz da. Ben de burada çalışmaktan mutluyum. Acayip keyif alıyorum. Ama böyle de olunca da inşallah bunu hiçbir sekteye uğratmadan yani hem taraftarımızda hem kulübümüzde hem futbolcumuzda devam edelim ya. Biraz önce şeyi söylediniz. Sadece Tepe'yle hazırlık maçı yaptık diye. Gelecek sene ben bunu kadromda görmek istiyorum dediğiniz kimseler var. Var mesela ben işte milli takıma giden Santufor var. Tabii Atabey. Ya bu benim söyleme gerek yok zaten var yani. Ben zaten şöyle söylüyorum. Burada var. Alalım oynatalım ya. Aslında bu kulüp felsefesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yerleştirilmiş zaten. Ha bu kadar Ahmetleri, İrfanları, ondan sonra Ahmet Çalıkları, Çağrıları, Beratları, bunları Uğurları, Halil İbrahimleri, bunları kazandırana da teşekkür ediyorum ya. Hakikaten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir jenerasyon. Bence bu jenerasyon ileriki tarihlerde hem para kazandıracak hem de inanılmaz derecede gençlerine fayda ve başarı getireceğine inanıyorum Bülent. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, ben teşekkür ederim.